Siber'in günlüğü. Siber'in günden herkese iyi haftalar. Sizlere Kıbrıs'taki bir otel odasından sesleniyorum. Sevgili bulliciklerim, haftanın haberlerini sunuyorum. Hazırsak başlayalım. Öncelikle Vegas'ta biliyorsunuz bu ay bir Black Hat konferansı vardı. Oradan ilgi çeken bir konu başlığını size özellikle sunmak istedim. Keynote speaker olarak tabir ettiğimiz konuşmacılardan bir tanesinin özel bir notu var yapay zeka ile alakalı. Diyor ki iPhone'un ilk modellerini hatırlarsınız. Oradaki servisler ilk çıktığında root haklarıyla, yani aslında hiç ihtiyacı olmamasına rağmen en yetkili kullanıcı haklarıyla işlem yapardı ve pek çok güvenlik açığı vardı. İşte yapay zeka da aslında şu anda başı belada olan bir ergen gibi davranıyor. Hiç aslında ihtiyaç duymadığı kaynakları kullanıyor diyor. Özellikle diyor IAM olarak tabir ettiğimiz kimlik yönetimi sistemlerine tekrardan yapay zeka servisleriyle beraber, ki hepimiz kullanıyoruz artık kuruluşlarımızda, buradaki kimlik ve erişim haklarını ve bu konsepti sil baştan gözden geçirmemiz lazım. Zira her birimizin işletmesinde çok fazla yapay zeka destekli ajan kullanımı söz konusu artık. Bu erişimleri de hani insan değil, servis değil, yapay zeka ajanı erişeceği için bütün bu uygulama ve verilere buradaki kimlik yönetimi yapısını A'dan Z'ye gözden geçirmemiz gerekir diyor. Çok doğru. Bakalım önümüzdeki dönemde yeni gelecek olan teknolojiler neler olacak kimlik yönetimiyle ilgili, access management tarafında özellikle, bunları takipçisi olacağız. Şimdi ikinci konuya geçelim. Çin'de biliyorsunuz Uygur Türkleri ile alakalı sürekli olarak haberlere de konu olan maalesef tatsız durumlar söz konusu. İşte soykırım, çalışma kampları gibi pek çok konuda takibimizde olan bir konu. Çinli APT grupları da maalesef buradaki Uygur Türklerine hedef alan bazı zararlı yazılımlar gerçekleştirmişler. Aslında olayın kökeni 2022'ye dayanıyor. Şöyle ki APT-15 ya da Vixen Panda veya Nickel olarak adlandırılan bir APT grubu var, bir hack grubu var. Bu grup Android üzerindeki uygulamaları hedef alarak özellikle Telegram ve bunun bazı versiyonları var. Signal yine aynı şekilde biliyorsunuz mesajlaşma platformu, Signal Plus özellikle hedef alınmış. Samsung Galaxy Store'da ve Google Marketplace'te, yine Google Store'da da indirilmiş bu uygulamalar arkadaşlar. 16 ülkede binlerce kullanıcıyı hedef almış. Asset bu konuda bazı araştırmalar yapmış. Bunu tespit ettikten sonra Google bazı versiyonları maalesef bu tespit edildikten sonra Asset tarafından fark ediyor ve kaldırıyor. Ancak hala aktif olarak kullanıldığı söyleniyor. Özellikle Flygram uygulaması. Eğer Android telefonlarınızda böyle bir uygulama varsa lütfen kaldırın. Şu anda store'da yok ama hala up and running vaziyette binlerce kullanıcıyı hedef almış durumda. Bütün yazışma trafiğini ve bütün içerik paylaşım trafiğini olduğu gibi izleyebiliyorlar. Buradaki amaç da aslında Uygur Türklerinin mesajlaşma trafiğinin içerisine girmek ve buradaki işte kişisel verileri ve yazışmaları kopyalamak, aslında bu amaçla üretilmiş. Ama bütün dünyada 16 ülkede yayılmış. Uygulamanın adı da Bed Bazaar. Yani aslında zararlının adı, exploit'in adı Bed Bazaar. Ama tabii ki kullanıcılar bunu Bed Bazaar olarak görmüyorlar. Dediğim gibi Signal Plus ve Telegram'ın Flygram uygulamalarında mevcut bu açıklıklar. Hala aslında aktif olarak bu 16 ülkedeki binlerce kullanıcıyı hedef aldığı söyleniyor. Aman diyeyim tekrardan, hep bu tartışma bizim güvenlik camiasının içinde bulunduğu bir konudur biliyorsunuz. Android mi daha güvenli, iOS mu daha güvenli? Kusura bakmayın, iOS daha güvenli maalesef. Çünkü bir uygulama piyasaya çıkmadan evvel pek çok aşamadan, pek çok doğrulamadan, kontrolden geçiyor. iOS marketlerde bir uygulamanın yayına alınması çok daha uzun sürerken Android'de 1-2 gün içerisinde canlı alabiliyorsunuz. Mobil uygulama geliştirenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Dolayısıyla burada bu kadar fazla market varken APK, combo vesaire gibi olan third party'leri de sayıyorum. Tabii ki zararlı içeren, trojan içeren bu tür uygulamaların yayılımının da maalesef Android tarafında önüne geçilmiyor. Aslında bu bir strateji ve tercih olabilir. Sizler de lütfen Telegram uygulamalarınızı ve Signal Plus uygulamalarınızı kontrol edin. Hangi versiyondasınız? Güvenli bir versiyonda mısınız? Bu tür zararlılar telefonunuzda çalışıyor mu çalışmıyor mu testlere tabi tutun. Siber'in gününden bizden bu kadar şimdilik. Hoşçakalın.